Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentinde görev yapan toplam 140 asker ve poliste koronavirüs çıktığını açıkladı. Vali Doğan, Arsuz Madeni Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü Hado işletmesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada Hatay'daki koronavirüs rakamlarını açıkladı. Vali Doğan, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek şöyle konuştu. Biz il olarak da Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci sağlık personeliyle, İçişleri personeliyle, diğer bakanlıklarımızın temsilcileriyle, personelleriyle biz de başarılı bir şekilde yürüttük. Bugün itibariyle Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu 320 vaka sayısı Hatay nüfusuna bakıldığında, nüfus kriterine göre sıralandığında tahminimi söylüyorum herhalde en başarılı illerin içerisinde yer alır. Bugün itibariyle bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, bu rakamın içerisinde İdlib, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakalarını da burada söylemek istiyorum. Afrin'de ve İdlib'de bugüne kadar sivil vatandaşların hiçbir tanesinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden personellerimiz, polislerimiz, askerlerimiz vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Bu vakalarla birlikte Afrin ve İdlib'de bu 320 vakanın 150 tanesi orada çıktı. 120 tanesi Afrin'deki polislerimizde çıktı. 20 tanesi İdlib'deki hava tümeninde, taburunda çıktı. Bunlarla birlikte ilaveten sayın vekillerimiz çok uğraştılar. Yine bu hafta içerisinde Sayın Dışişleri Bakanımızı ziyaret ettiler. Sayın Hüseyin Yaylan vekilimiz, Hüseyin Şanberk vekilimiz, Serkan Bey birlikte gittiler. Bizim yurt dışında Arabistan'daki yaşayan Hataylı hemşerilerimizi buraya getirme gayret çabası var. En son geçen hafta içerisinde gelen 517 kişilik bu Suudi Arabistan'dan gelen heyetin içerisinden 27 kişi de pozitif vaka çıktı. Biz vakaları tam sıfırladık derken bu yurt dışından gelenlerle birlikte bugün itibariyle 20 tane pozitif vakamız var. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda çok büyük bir şekilde sağlık hizmetlerine yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte personelin gayretiyle birlikte, sağlık personelinin gayreti birlikte, alınan tedbirlerle birlikte çok az hasarla atlattık. Ben bu virüs salgında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.